Mihail Şolohov Nefretin Bilimi Seslendiren Akın Altan Savaşta ağaçlarında insanlar gibi birer alın yazıları vardır. Topçumuzun ateşiyle biçilmiş muazzam bir orman gördüm. S köyünden atılan Almanlar bir süre önce bu ormanda tahkimat yapmışlardı. Burada tutulmayı düşünmüşler ama ölüm onları ağaçlarla birlikte biçmişti. Yaralanmış çam gövdelerinin altında ölü Alman erleri yatıyordu. Paramparça olmuş gövdeleri, yeşil eğrelti otlarının içinde çürüyor, top mermilerinin çenttiği çamların reçineli kokusu, dağılan cesetlerin boğucu, yağlı, keskin kokusunu bastıramıyordu. Üzerindeki boz, kavrulmuş ve sert kenarlı mermi hendekleriyle toprak bile bir mezar kokusuyla tütüyor gibiydi. Ölüm, Top mermilerimizin yarattığı, oyduğu bu orman açıklığının üzerinde görkemli ve sessiz bir egemenlik kurmuştu. Yalnızca açıklığın tam ortasında mucizeyle sağ kalmış bir kayıncık duruyor ve rüzgar onun şarapnel yaraları almış dallarını sallıyor, genç, pırıl pırıl, yapışkan yapraklarında hışırdıyordu. Bu alandan geçiyorduk. Önümde yürüyen haberci er, elini hafifçe kayının gövdesine değdirdi içten gelen okşayıcı bir şaşkınlıkla sordu. Sen nasıl sağ kaldın be canım? Ama çam ağacı bir top mermisi isabetiyle biçilmiş gibi düşer ve orada sadece iğneli, reçine kusan bir ağaç tepeciği kalırken, meşenin ölümle karşılaşması başka türlü oluyor. Baharın başında bir Alman topçu mermisi atsız bir derenin kıyısında yetişmiş yaşlı bir meşe gövdesine rast gelmişti. Paramparça, Kara kara sırıtan yara ağacın yarısını kurutmuş ama patlamanın suya doğru eğdiği öbür yarı baharda şaşılacak şey canlanmış ve yeni yapraklara bürünmüştü. Sakatlanmış meşenin alt dalları bugün bile akan suda yıkanıyor. Üstekiler de bilenmiş sık yapraklarını hala açlıkla güneşe doğru uzatıyorlardır herhalde. Uzun boylu, hafifçe kambur çaylak gibi kalkık geniş omuzlu teğmen Gerasimov, kazamatın girişine oturmuş, ayrıntılarına girerek bugünkü çarpışmayı, taburun başarıyla savuşturduğu düşman tank saldırısını anlatıyordu. Teğmenin zayıf yüzü sakin, hemen hemen tarafsız, yangılı gözleri yorgunca kısıktı. Ellerinin iri, boğumlu parmaklarını ara sıra bitiştirerek çatlak sesiyle konuşuyor ve bu onun sessiz acısını ya da derin ve ağır düşüncelerini çok güzel belirten güçlü görünüşüne yiğit yüzüne hiç uymuyordu nedense. Ama birdenbire sustu. Yüzü bir an içinde biçim değiştirdi. Esmer yanakları soldu, elmacık kemiklerinin altında yuvarlanan şişlikler belirdi ve daima ileri dikili olan gözlerinde öylesine sönmez yırtıcı bir nefret yandı ki Elimde olmadan onun baktığı yöne döndüm. Ön savunma atlarımız yönünden ormanda yürüyen üç Alman esiri ve arkalarında soluk, güneşten neredeyse beyazlaşmış yazlık bir gömlek ve ensesine yıkılmış bir kep giymiş, muhafız bir kızıl ordu eri gördüm. Er ağır ağır yürüyordu. Elindeki tüfek ölçülü ölçülü sallanıyor, süngüsünün ağzı güneşte pırıldıyordu. Alman esirleri de sarı çamura bulanmış kısa çizmeli ayaklarını isteksizce atarak öyle ağır ağır yürüyorlardı. Önde yürüyen yaşlıca çökük avurtlu, yüzü sık, kestane renkli kısa sakallar içindeki Alman kazamatın hizasına geldi. Bizim tarafa yandan bir kurt bakışı fırlattı. Durmadan palaskasına asılı miğferini düzelterek başını çevirdi. İşte o zaman Teğmen Gerasimov, yay gibi fırladığı keskin, haykıran bir sesle ere bağırdı. Ne o? Buralarda gezintiye mi çıktın sen? Sıklaştır adımlarını. Çabuk götür deniyor sana. Anlaşılan bir şeyler daha söylemek istiyordu ama heyecandan tıkanmıştı. Sert bir hareketle döndü, basamakları koşarak inip kazamata girdi. Konuşmayı duymuş olan politruk, şaşkın bakışıma cevap olarak hafif sesle ''Yapacak bir şey yok, sinir.'' dedi. Almanlara esir düşmüş o. Bilmiyor muydunuz? Bir yolunu bulup biraz konuşun onunla. Orada çok şey geçmiş başından ve bunlardan sonra canlı itlerci görmeye dayanamıyor. Özellikle canlı itlercileri. Ölülere bakıyor gene. Bana sorarsanız, hoşnutsuzlukla hatta. Ama işte esirleri gördü Ya gözlerini kapatır, sararır, ter içinde oturur ya da dönüp gider. Politruk bana doğru sokuldu. Fısıltıya geçti onunla iki kere saldırıda bulundum. At gibi gücü var. Ne yaptığını bir görmenizi isterdim. Her şeyi gördüm bugüne kadar. Ama onun süngü ve dipçik kullanışı, biliyor musunuz? Korkunç bir şey. Gece Alman ağır topçusu taciz ateşi açtı. Uzaktan düzgün aralıklarla metodik bir top sesi geliyor, Birkaç saniye sonra başımızın üzerinde, yıldızlı gökyüzünün yükseğinde merminin çığlığı duyuluyor, uluyan ses artıyor ve uzaklaşıyordu. Sonra yerimizde bir yerde gündüzleri cephe hattına cephane getiren araçların geçtiği yol yönünde sarı şimşek gibi bir alev parlıyor ve gök gürültüsü gibi bir patlama işitiliyordu. Atış aralarında Ormana sessizlik çökünce sivri sineklerin ince seslerle şarkı söyleyişleri ve komşu bataklıktaki ateşin kaygılandırdığı kurbağaların birbirine çekine çekine bağırışları duyuluyordu. Bir fındık çalısının dibine yatmıştık. Teğmen Gerasimov kopardığı bir dalla sivrisinekleri kovarak ağır ağır kendinden söz ediyordu. Aklımda kaldığı gibi anlatıyorum bu öyküyü. Savaştan önce Batı Sibirya fabrikalarından birinde makinist olarak çalışıyordum. Askeri geçen yıl 9 Temmuz'da alındım. Karım, iki çocuğum, bir de sakat babam var evde. Uğurlarken karım biraz ağladı tabii. Ayrılırken yurdu ve bizi iyi sabun. Gerekirse hayatını ver. Ama zafer bizim olsun. dedi. Hatırlıyorum, o zaman gülmüş sen karın mısın yoksa aile propagandacısı mısın? Ben çocuk değilim. Zafere gelince faşistlerin gırtlağıyla birlikte söküp alacağız meraklanma demiştim. Babam biraz daha sağlamdı elbette ama o da öğüt vermeden duramadı. Bana bak Viktor dedi. Gerasimovların soyadı öyle sıradan bir soyadı değildir. Dededen işçisin sen. Dedenin dedesi Stroganov'un yanında çalışmış senin. Soyumuz yüzyıllarca demir yapmıştır memlekete. Sen de savaşta demirden ol. Egemenlik senin egemenliğin. Savaştan önce seni yedek subay olarak tutuyordu. Sıkı dövmelisin düşmanı. Baş üstüne baba. İstasyona giderken parti bölge komitesine uğradım. Sekreterimiz şöyle kuru, mantıklı bir adamdı. Eh dedim. Karımla babam gider ayak bana propaganda yaptıktan sonra... Bu aman vermez yarım saatlik bir nutuk çeker hiç bakmaz çeker ama tam tersi oldu Otur Gerasimov dedi bizim sekreter Yola çıkmadan bir dakika oturalım eski geleneğe göre Biraz oturduk karşılıklı susluk sonra o kalktı baktım gözlükleri tellemişti sanki Şuna bak be dedim Ne mucizeler oluyor bugün Sekreter her şey açık ve seçik Gerasimov yoldaş dedi ben senin piyoner kravatı taktığın şu kadarcık koca kulaklı halini, daha sonra konsomol üyesi oluşunu hatırlıyorum ve on yıldır da parti üyesi olarak tanıyorum. Git, amansızca döv yılanları. Parti örgütü sana güveniyor. Hayatta ilk kez olarak bizim sekreterle öpüştük. Şeytan bilir ya, eskiden olduğu gibi peksimet görünmedi gözüme o zaman. Ve bu içtenlik içimi öyle ısıttı ki, Hoşnut ve heyecanlı çıktım bölge komitesinden. Ardından karım da iyice neşelendirdi beni. Siz de anlarsınız ya, kocasını cepheye yolcu etmek hiçbir kadın için neşeli bir şey değildir. İşte karım da kederinden biraz kendini yitirmişti tabii. Durmadan önemli bir şey söylemek istiyor ama kafasında bir yel üfürüyor, aklındaki her şey uçup gidiyordu. Artık tren hareket etmişti. Karım benim vagonun yanı sıra yürüyor, Elimi elinden bırakmıyor ve hızlı hızlı konuşuyordu. ''Bana bak, Vitya, kendini kolla. Sakın üşütme cephede.'' ''Ne diyorsun, Nadia?'' dedim. ''Ne diyorsun? Hiç üşütürmüyor. Orada şahane bir iklim var. Ilıman mı ılıman?'' Bir yandan ayrılık içimi buruyor, bir yandan karımın sevimli ve şaşkın sözleri beni neşelendiriyordu. Bir nefret doğmuştu içimde Almanlara karşı. Eh kalleş komşular dedim. Bize iliştiniz. Sıkı durun şimdi. Canınıza okuyacağız sizin. Gerasimov ön atlarda kopan karşılıklı makineli tüfek ateşine kulak vererek birkaç dakika sustu, sonra ateş kesilince başladığı gibi birdenbire devam etti. Savaştan önce bizim fabrikaya Almanya'dan makineler gelirdi. Montaj sırasında her parçayı beş kere kadar yoklar, her yandan iyice incelerdim diyecek yok akıllı eller yapmıştı bu makineleri doğrusu Alman yazarlarını okurdum Alman halkını sevmiş ve saygıyla davranmaya alışmıştım Gerçi bazen bu kadar çalışkan ve yetenekli bir halkın kepazenin kepazesi Hitler rejimine katlanması kanıma dokunurdu ama önünde sonunda kendi bilecekleri bir işti bu Arkasından Batı Avrupa'da savaş başladı Cepheye giderken düşünüyordum Almanların tekniği güçlüydü. Orduları desen o da fena değildi. Şeytan alsın. Böyle bir düşmanla dövüşmenin ve onu hırpalamanın ilginç bir yönü bile vardı. 941'de biz de pek ince eğleyip sık dokunmuyorduk. Doğrusunu söylemek gerekirse özel bir dürüstlük beklediğim yoktu bu düşmandan. İşin ucunda faşizm olunca dürüstlüğün sözü edilmez. Ama bu Hitler ordusu gibi vicdansız namussuzlarla savaşmak gerekeceğini de hiç düşünmemiştim. Neyse, bundan sonra söz ederiz. Temmuz sonunda birliğimiz cepheye geldi. Muharebeye ayın 27'sinde sabah erken girdik. Önceleri acemilikle korku vardı biraz. Makineli tüfekleriyle epey hırpaladılar bizi. Ama akşama doğru biraz alıştık. Vurduğumuz gibi ufak bir köyden attık onları. Gene o çarpışmada 15 kişi kadar bir grupta esir aldık. Bugün gibi hatırlıyorum, ödü patlamış, rengi atmış esirleri getirdiler. Benim eller çarpışmanın ateşini atmışlardı bu arada üstlerinden. Hepsini ne bulursa getiriyordu esirlere. Kimisi bir karavana lahana çorbası, kimi tütün ya da sigara, kimi de çay. Sırtlarını okşuyor, kamarat diyorlardı. Ne için savaşıyorsunuz kamaratlar? Eskilerden birer bu dokunaklı tabloya baktı, baktı ve salyanız aktı bu dostları görünce, dedi. Burada hepsi kamarattır. Ama bir de bu kamaratların orada cephe hattının ötesinde neler yaptıklarını, bizim yaralılara ve sivil halka nasıl davrandıklarını görmelisiniz siz. Böyle dedi, başımızdan aşağı sanki bir kova soğuk su döküp gitti.'' Çok geçmeden saldırıya geçtik ve o zaman gerçekten de doyasıya gördük. Yakalıp kül edilmiş köyler, kurşuna dizilmiş yüzlerce kadın, çocuk, ihtiyar, esir düşmüş Kızıl Ordu ellerinin biçimini getirmiş cesetleri, ırzına geçilmiş ve hunharca öldürülmüş kadınlar, genç kızlar, kız çocukları. Özellikle bir tanesi kaldı aklımda. On yaşlarındaydı. Anlaşıldığına göre okula gidiyordu. Almanlar yakalamışlar bir bostana sürüklemişler, ırzına geçmişler ve öldürmüşlerdi. Ezik bir patates pidesinin üzerinde yatıyordu kız çocuğu. Hemen hemen bir bebek. Çevreye kana bulanmış okul defterleri ve ders kitapları saçılmıştı. Yüzü kasaturayla korkunç bir şekilde doğranmıştı. Eliyle açık okul çantasını tutuyordu sıkı sıkı. Üzerine bir yağmurluk örttük. Ses çıkarmadan durduk. Sonra erler gene sessizce dağıldılar.'' Bense hatırlıyorum, çılgın gibi durmuş, fısıldıyordum. Barkov, Polovinkin, Fiziksel Coğrafya, Tam Olmayan Ortalar ve Ortaokullar için Ders Kitabı. Orada, otların içinde duran ders kitaplarından birinin üstünde okuyordum bunları ve bu kitabı tanıyordum ben. Kızım da beşinci sınıftaydı. Rujin yakınlarında olmuştu bu. Sıkı bir bir yerde de esir Kızıl Ordu erlerine işkence yapılan bir idam yeriyle karşılaştık. Kasap dükkanı gördünüz mü hiç? Aşağı yukarı öyle bir görünüşü vardı oranın işte. Yarın yamaçlarındaki ağaçların dallarında kolsuz, bacaksız, derisi yarıya kadar yüzülmüş kan içinde gövdeler asılıydı. Öldürülenlerden yedi kadarı ayrı bir küme halinde yarın dibine yığılmıştı. Orada neyin kime ait olduğunu anlamak olanaksızdı. Biri doğranmış bir et yığını öyle. Üstünde ise deste halinde, üst üste konulmuş tabak gibi sekiz tane kızıl ordu kepi duruyordu. Sanır mısınız ki gördüklerimin tümünü kelimelerle anlatabilirim? Olanaksız. Böyle kelime yoktur. İnsanın kendisinin görmesi gerek bunu. Ve bu konuda bu kadar söz etmek de yeter. Teğmen Gerasimo uzun süre sustu. Burada sigara içebilir miyim? diye sordum. İçebilirsiniz avucunuzun içinde için, dedi hırıltılı bir sesle. Sigarasını yaktıktan sonra devam etti. Faşistlerin yaptıklarını göre göre vahşileştik. Anladığınız gibi. Zaten başka türlü de olamazdı. Karşımızdakilerin insan değil, kandan kudurmuş bir takım it dölleri olduğunu anladık. Bir zamanlar tezgahları ve makineleri yaptıkları o özenle, insanlarımızın ırzına geçtikleri, asıp kestikleri çıkmıştı ortaya. Arkasından gene geri çekildik. Ama şeytan gibi dövüşerek. Bölüğümüzdeki yerlerin hemen hepsi Sibiryalıydı. Ama Ukrayna toprağını amansızca savunuyorduk. Hemşerilerimden birçoğu Ukrayna'da öldü. başistlerden de daha fazlasını orada devirdik. Ne demeli? Geri çekiliyorduk. Ama boğazlarını da fena sıkmıyorduk. Teğmen Gerasimov sigarasını açlıkla çekerek Biraz değişik, yumuşamış bir tonla konuştu. Güzel toprağı var Ukrayna'nın. Doğa harika orada. Belki de kanımızı esirgemeden orada döktüğümüzden ilili upaklı her köy öz köyümüz gibi geliyordu bize. Kan yaklaştırır derler ya. Bir köyü terk ederdik, yüreğimiz lanetli bir sızıyla sızlardı. Acıyorduk. Öyle siyah acıyorduk basbaya. Geri çekiliyor ve birbirimizin gözlerine bakamıyorduk. O zamanlar faşistlere esir düşeceğim aklıma gelmiyordu. Ama bu da geldi başıma. Eylül başında ilk yarayı aldım. Ama birliğimde kaldım. Ayın 21'inde de Denisovka önlerinde Poltava eyaletinde ikinci kez yaralandım ve esir düştüm. Alman tankları sağ kanadımızı yormuş, ardından piyadeleri akmaya başlamıştı çarpışa çarpışa kuşatmadan çıkmaya çalışıyorduk. Çok ağır kayıp verdi o gün benim bölük. İki kez düşmanın tank saldırılarını savuşturduk. Altı tankla bir zırhlı aracı yaktık. Vurduk, bir mısır tarlasına 120 kadar Hitlerciyi uzattık. Ama daha sonra havan bataryaları getirdiler ve biz öğleden sonra saat dörde kadar elimizde tuttuğumuz ufak tepeyi bırakmak zorunda kaldık. Hava sabahtan beri sıcaktı. Gökyüzünde tek bir bulutçuk yoktu. Güneş de öyle kavuruyordu ki soluk almak olan olanaksızdı. Havan mermileri korkunç sık düşüyordu. Biz de hatırlıyorum öyle susamıştık ki ellerin dudakları morarmıştı susuzluktan. Ben de benim olmayan hepten kısılmış bir sesle veriyordum emirleri. Önümde bir havan mermisi patladığı sırada bir vadiyi koşarak geçiyorduk. Kara bir toprak ve toz sütunu gördüm galiba. Gerisini bilmiyorum. Bir mermi parçası miğferimi delmiş, bir ikincisi sağ omzuma rastlamıştı. Kendimde olmadan ne kadar yattığımı bilmiyorum ama bir takım ayak sesleriyle kendime geldim. Başımı biraz kaldırdım ve düştüğüm yerde yatmadığımı gördüm. Üzerimde gömlek yoktu. Omuzumu da birisi alel acele bağlamıştı. Başımda miğfer de yoktu. Başım da birisi tarafından sarılmıştı. Ama sargı bağlanmamış, ucu göğsümde sallanıyordu.'' Bir an için ellerimin beni taşıdıklarını ve yolda sardıklarını düşündüm. Başımı kaldırırken bizimkileri görmeyi umuyordum. Ama bana doğru koşanlar bizimkiler değil, Almanlardı. Beni kendime getiren onların ayak sesleriydi. İyi bir sinemadaymış gibi gayet net görüyordum onları. Ellerimle çevreyi yokladım. Yakınımda silah yoktu. Ne tabanca ne bir tüfek. El bombası bile yoktu. Çantamla silahımı bizimkilerden biri almıştı. İşte ölüm diye düşündüm. Başka ne düşündüm o anda? Eğer bu size gelecekteki bir romanınız için gerekli gerekliyse kendinizden bir şey yazın. Ama ben o zaman hiçbir şey düşünmek olanağı bulamamıştım. Artık Almanlar iyice yaklaşmıştı. Benim canımsa yatarak ölmek istemiyordu. Basbayağı istemiyordum. Elimden değildi yatarak ölmek. Anlıyor musunuz?'' Bütün gücümü topladım ve ellerimi toprağa dayayarak dizlerimin üstünde doğruldum. Onlar koşarak bana yaklaştıklarında artık ayaktaydım. Ayakta durmuş, sallanıyor, neredeyse yeniden düşeceğimden ve beni yatarken şişleyeceklerinden müthiş korkuyordum. Tek bir yüz kalmadı hatırımda. Çevremde durmuşlar, bir şeyler konuşuyorlar ve gülüyorlardı. Hadi, öldürün namussuzlar, dedim. Öldürün. Yoksa şimdi düşeceğim. İşlerinden biri elini salladı. Yürü bakalım, ileri gibilerden. Yürümeye başladım. Bütün yüzüm kurumuş kan içindeydi. Başımdaki yaradan hala kan akıyordu. Gayet ılık ve yapışkan bir kan. Omzum sızlıyordu ve sağ kolumu kaldıramıyordum. Canımın yatmak, yatmak ve hiçbir yere gitmemek istediğini hatırlıyorum. Ama her şeye rağmen yürüyordum. Hayır, ölmeyi, hele esir kalmayı hiç istemiyordum. Başımın dönmesini ve midemin bulantısını büyük bir güçlükle yenerek yürüyordum. Demek ki sağdım ve bir şeyler yapabilirdim. Ha, canım nasıl su istiyordu. Dilim damağıma yapışmıştı. Adım atarken gözlerimin önünde kara bir perde titreşiyordu. Hemen hemen kendimde değildim. Ama yürüyor ve şöyle düşünüyordum. Şöyle kana kana bir su içip azıcık dinlenir dinlenmez kaçayım. Bir koruluğun kenarında esir düşen hepimizi toplayıp sıraya dizdiler. Hepsi komşu birliktendi. Bizim alaydan yalnız üçünü, bölüğün iki erini tanıdım. Esirlerin çoğunluğu yaralıydı. Bir Alman teğmeni kötü bir Ruscayla içimizdeki komiser ve subay olup olmadığını sordu. Herkes susuyordu. Bunun üzerine bir kez daha tekrarladı. Komiser ve subaylar iki adım ileri çıksın. Sıradan kimse çıkmadı. Teğmen sıranın önünden yavaş yavaş geçti. Görünüşü Yahudiye benzeyen 15-16 kişiyi ayırdı. Hepsine "Jud" diye soruyor ve cevap beklemeden sıradan çıkmasını emrediyordu. Ayırdıklarının içinde Yahudiler, Ermeniler, sadece yüzü esmer ve saçı siyah olan bazı bayağı Ruslar da vardı. Hepsini biraz öteye götürdüler. Gözlerimizin önünde otomatik tüfeklerle kurşuna dizdiler. Sonra alel acele üstümüzü arayıp cüzdanlarımızı ve kişisel eşya olarak ne varsa hepsini aldılar. Ben parti kimliğini hiçbir zaman cüzdanımda taşımazdım. Kaybetmekten korkardım. Pantolonumun iç cebindeydi kimlik. Arama sırasında bulamadılar. İnsan her şeye rağmen şaşırtıcı bir varlık. Hayatımın bir pamuk ipliğine bağlı olduğunu, Beni kaçmaya kalkıştığımda öldüremeseler bile çok kan kaybından güç bela en sondakilere ayak uydurabildiğim için yolda nasıl olsa öldüreceklerini biliyordum. Ama arama bitip de parti kimliği bende kalınca öyle sevindim ki susuzluğumu unuttum. Bizi yürüyüş koluna dizip batıya doğru sürdüler. Yolun iki yanında oldukça güçlü bir muhafız birliği yürüyordu. On kadar da Alman motosikletçisi vardı.'' bizi hızlı adımlarla yürütüyorlardı ve benim gücüm sonuna geliyordu. İki kez düştüm, kalktım ve yürüdüm. Zira bir dakika fazla yattığım ve yürüyüş kolu geçip gittiği takdirde beni oracıkta, yolda vuracaklarını biliyordum. Önümde yürüyen çavuşa böyle olmuştu. Ayağından yaralıydı. İnleyerek, hatta zaman zaman acıdan bağırarak güçlükle yürüyordu. Bir kilometre kadar yürüdük ve o yüksek sesle ''Hayır, yapamıyorum, dedi. Elveda yoldaşlar. Ve yolun ortasına çöktü. Yürürken onu kaldırmaya, ayaklarının üzerinde doğrultmaya çalıştılar. Ama o yeniden çöküyordu toprağın üzerine. Sop soluk genç yüzünü, çatık kaşlarını ve gözyaşlarıyla ıslanmış gözlerini hayal meyal hatırlıyorum. Yürüyüş kolu geçti. O arkada kalmıştı. Başımı çevirdim. Bir motosikletlinin ona iyice yanaştığını, Seleden inmeden tabancasını kılıfından çıkardığını, Çavuş'un kulağına dayadığını ve ateş ettiğini gördüm. Ufak bir dereye gelinceye kadar geride kalan birkaç Kızıl Ordu erini daha vurdu faşistler. Ve işte dereyi, yıkık köprüyü, köprüye takılıp kalmış kamyonu görüyordum ki yüzüstü düştüm. Bayılmış mıydım? Hayır, bayılmamıştım. Boylu boyunca uzanmış yatıyordum. Ağzım toz dolmuştu. Öfkeden dişlerimi gıcırdatıyordum. Kumlar dişlerimde çıtırdıyordu. Ama ayağa kalkamıyordum. Yanımdan arkadaşlarım geçiyordu. İşlerinden biri alçak sesle kalksana dedi. Öldürürler yoksa. Parmaklarımla ağzımı yırtmaya, gözlerime bastırmaya başladım. Acı kalkmama yardım etsin diye. Bu arada yürüyüş kolu geçip gitmişti. Bana doğru yaklaşan motosikletin tekerlek sesini duyuyordum. Ve her şeye rağmen kalktım ayağa. diye bakmadan sarhoş gibi yalpalıya yalpalıya kola yetişmeye zorladım kendimi. Arka sıralara girdim. Dereyi geçen Alman tank ve motorlu araçları suyu bulandırmıştı. Ama biz bu kahverengi ılık sıvıyı içiyorduk. O en iyi kaynak suyundan daha tatlı geliyordu bize. Başımı ve omzumu ıslattım. Bu çok dinçleştirdi beni. Gücümü yeniden kazandım. Şimdi düşmeyeceğimi Yolda yatıp kalmayacağımı umarak yürüyordum. Dereden yeni ayrılmıştık ki, yolda bir Alman orta tank konvoyuyla karşılaştık. Bize doğru geliyorlardı. Baştaki tankın şoförü bizim esir olduğumuzu görünce tam gaz verdi. Son hızla aramıza daldı. Ön sıralar sıkışmış ve paletlerin altında ezilmişti. Yaya muhafızlarla motosikletçiler bu tabloyu kahkahayla gözlüyor, kapaklardan kafalarını çıkaran tankçılara bağıra çağıra bir şeyler söylüyor, ellerini sallıyorlardı. Sonra bizi yeniden sıraladılar ve yolun kıyısından sürdüler. Neşeli adamlar, diyecek yok doğrusu. Kan kaybetmekten çok güçsüz düştüğüm için uzaklaşamayacağımı biliyordum. Zaten bizi sıkı biçimde kolluyorlardı. Her kaçma girişimi büyük bir olasılıkla, başarısızlıkla sonuçlanırdı. Bunun için o akşam ve gece kaçmayı denemedim. Ama bu girişimde bulunmadığım için ne kadar lanetledim kendimi sonradan. Sabah bizi bir Alman birliğinin bulunduğu bir köyden geçirdiler. Alman piyadeleri bize bakmak için sokağa dökülmüştü. Muhafızlar bizi köyü koşarak geçmeye zorladılar. Bizi cepheye yaklaşan Alman birliğinin gözünde küçük düşürmek gerekiyordu Zira. Ve biz koşuyorduk. Düşen ya da geride kalana derhal ateş ediyorlardı. Akşama doğru bir esir kampına varmıştık. Bir makine traktör istasyonunun avlusu sık dikenli tellerle çevrilmişti. İçeride esirler omuz omuza ayakta duruyorlardı. Bizi kamp muhafızlarına teslim ettiler. Onlar da tüfek dipçikleriyle tel örgünün içine kovaladı bizi. Bu kampın bir cehennem olduğunu söylemek, hiçbir şey söylememek demektir. Hela yoktu. Herkes ihtiyacını gene orada gideriyor, çamurun ve pis kokulu sıvının içinde duruyor, yatıyordu.'' İyice güçsüz düşmüş olanlar artık kalkamıyorlardı. Su ve yiyecek günde bir kere veriliyordu. Bir maşrapa suyla bir avuç ıslakları ya da çürük çiçeği hepsi bu işte. Gün oluyordu, bir şey vermeyi hepten unutuyorlardı. İki gün kadar sonra şiddetli yağmurlar başladı. Kamptaki çamuru öyle bir balçıklaştırmıştı ki dizimize kadar gömülüyorduk. Sabahleyin iliklerine kadar ıslanan insanların üstünden atlar gibi bu tütüyordu. Yağmursa dinmek bilmeden yağıyordu. Her gece 30-40 kişi ölüyordu. Besin yetersizliğinden hepimiz her geçen gün zayıflıyorduk. Benim canıma yaralar da okuyordu üstüne üstlük. Altıncı gün omzumun ve başımdaki yaranın daha çok ağrımaya başladığını hissettim. İrinleşme başlamıştı. Arkasından pis bir koku başladı. Kampın yanında ağır yaralı kızıl ordu erlerinin yattığı kolhoz ağırları vardı. Sabahleyin muhafız asubayına başvurarak yaralıların yanında bulunduğunu söylenen hekime çıkma izni istedim. Asubay iyi Rusça biliyordu. Git Rus hekimine dedi. Mutlaka yardım eder sana. O zaman alay ettiğini anlamadım. Seminerek ahıra doğru yürüdüm. Hekim binbaşı beni kapıda karşıladı. Artık bitmiş bir adamdı bu. Bitkin derecede zayıf, bezgindi. Görmek zorunda kaldığı şeyler yarı çılgın hale getirmişti onu. Yaralılar serili gübrelerin üstünde yatıyor ve ahırı dolduran yaban pis kokudan solukları tıkanıyordu. Çoğunluğun yaralarında kurtlar kaynıyor, yapabilenler bunları parmaklarıyla ve çöplerle çıkarıp atıyorlardı. Ölen esirlerden bir yığın gene orada yatıyordu. Henüz kaldıramamışlardı onları. ''Gördünüz mü?'' diye sordu bana hekim. Neyle yardım edebilirim size? Tek bir sargım, hiçbir şeyim yok. Gidin buradan. Tanrı aşkına gidin. Sargılarınızı da çıkarın, kül serpin yaralarınıza. Şurada kapının dibinde taze kül var. Öyle de yaptım. As Subay beni girişte, ağzı kulaklarına vararak karşıladı. E nasıl? Şahane bir tabibi var sizin askerlerin. Yardım etti mi size? Sesimi çıkarmadan yanından geçmek istedim. Ama o suratıma bir yumruk attı, bağırdı. Cevap vermek istemiyor mu canın, hayvan? Düştüm. O uzun süre göğsümü, başımı tekmeledi. Yoruluncaya kadar vurdu. O faşisti ta ölünceye dek unutmayacağım. Daha sonra da dövdü beni birçok kez. Tel örgülerin arasından beni gördüğümü dışarı çıkmamı emreder. Ses çıkarmadan dikkatini bir noktaya toplayarak döverdi. Nasıl sağ kaldığımı mı soruyorsunuz? Savaştan önce henüz makinist değilken, Kama Nehri kıyısında hamallık yaptığım sıralarda boşaltma işinde iki çuval tuz taşırdım ben. Her biri ellişer kiloluk. Gücüm kuvvetim yerindeydi. Yakındığım yoktu. Bundan başka organizmam da sağlıklıdır benim. Ama en önemlisi ölmek istemeyişim, direnme gücümün fazla oluşu. Yurd için savaşanların saflarına dönmem gerekliydi ve de döndüm. Düşmanlardan öcümü sonuna dek almak için. Dağıtım kampı gibi bir şey olan o kamptan 100 kilometre kadar ötede olan başka bir kampa naklettiler beni. Orada da her şey dağıtım kampındaki gibi kurulmuştu. Dikenli tel çekilmiş yüksek direkler insanın başını sokacağı tek bir sundurma yoktu. Gene aynı şekilde yiyecek veriyorlardı. Yalnız ara sıra ıslakları yerine birer maşrapa küflü tahıl veriyorlar ya da gebermiş at leşleri sürüyüp getiriyorlardı kampa. Bu leşi bölme işini esirlerin kendilerine bırakarak. Açlıktan ölmemek için yiyor ve yüzer yüzer ölüyorduk. Hepsine ek olarak ekimde soğuklar bastırdı. Durup dinlenmek bilmeyen yağmurlar başladı. Sabahları don oluyordu. Canımıza okuyordu soğuk. Ölen bir erin gömleğiyle kaputunu soymayı başarabilmiştim. Ama bu da soğuktan kurtarmıyordu insanı. Açlığa ise alışmıştık artık. Bize yağmadan semirmiş askerler bekçilik ediyordu. Karakter bakımından hepsi aynı çarktan çıkmaydı. Bizim seçme muhafızlar ün yapmış namussuzlardandı. Bakın örneğin nasıl eğlenirlerdi. Bir sabah onbaşının biri tellere yaklaşır ve dilmaç aracılığıyla ''Şimdi yiyecek dağıtılacak, dağıtım sol yandan yapılacak.'' derdi. Onbaşı giderdi, telli alanın sol yanına ayakta durabilenlerin hepsi toplanırdı. Bir saat, iki saat, üç saat beklerdik. Yüzlerce titreyen canlı iskelet, insanın içine işleyen rüzgarda dikilirdi. Dikilir, ve beklerdi. Ve birden karşı tarafta muhafızlar beliriverirlerdi. Doğranmış et parçalarını tellerin arasından atarlardı. Açlığın dehlediği yığın o yöne atılır, çamura bulanmış at eti parçalarının çevresinde bir arbededir giderdi. Muhafızlar gülmekten katılırlar, arkasından uzun bir makineli tıkırtısı çınlardı. Çığlıklar ve iniltiler. Esirler kampın sol yanına koşarlar, ölenlerle yaralananlar toprağın üstünde kalırdı. Kamp komutanı olan uzun boylu üsteğmen yanında dilmaçla tel örgülere yaklaşır, güçlükle gülmemeye çalışarak, ''Yemek dağıtımı sırasında rezilce düzensizlikler olmuştur.'' derdi. ''Eğer bu yenilenirse sizi acımadan kurşuna dizdiririm, Rus domuzları. Ölüler ve yaralılar kaldırılsın.'' Kamp komutanının arkasına biriken Hitlerci askerler gülmekten katılırlardı neredeyse. Amirlerinin zekice buluşu hoşlarına giderdi. Biz sesimizi çıkarmadan ölüleri kamptan çıkarır, yakınlarda bir hendeye gömerdik. Bu kampta yumruklarla, sopalarla, dipçiklerle döverlerdi insanı. Öylesine, can sıkıntısından ya da eğlence olsun diye döverlerdi. Yaralarım kapanmış, sonra sürekli nemden ve dayaktan olacak gene açılmıştı. Dayanılmaz bir acı veriyorlardı. Ama ben her şeye rağmen yaşıyor ve kurtulma umudumu yitirmiyordum. Doğrudan çamurun içinde yatıyorduk. Serecek saman filan hiçbir şey yoktu. Sık bir küme olur, yatardık. Bütün gece hafif bir çabalamadır giderdi. En altta, çamurun içinde yatanlarla üste bulunanlar titrerdi. Uyku değil, bir ıstıraptı bu. Günler bu şekilde ağır bir uykuda gibi geçiyordu. Her geçen gün biraz daha zayıf düşüyordum. Şimdi bir çocuk bile yıkabilirdi beni. Zaman zaman dehşetle üstünde yalnızca bir deri gerili olan kurumuş ellerime bakıp nasıl gideceğim buradan diye düşünüyordum. İşte o zaman daha ilk günlerde kaçmayı denemediğim için lanetliyordum kendimi. O zaman öldürmüş olsalar şimdi bu korkunç acıları çekmezdim işte.'' Kış gelmişti. Karı kürüyor, donmuş toprağın üstünde uyuyorduk. Sayımız gittikçe azalıyordu kampta. En sonunda birkaç gün sonra bizi çalışmaya gönderecekleri duyuruldu. Hepimiz canlandık. Herkeste bir umut, zayıf cacık da olsa belki de kaçabilme umudu yanmıştı. O gece sakin ama ayazdı. Şafaktan önce bir top gümbürtüsü duyduk. Çevremdeki her şey kıpırdamaya başladı. Gümbürtü yenilenince birisi birdenbire yüksek sesle ''Yoldaşlar, bizimkiler saldırıya geçiyor.'' dedi. Ve o anda anlatılmaz bir şey oldu. Bütün kamp komut verilmiş gibi ayaklandı. Günlerdir yerinden doğrulmamış olanlar bile kalkmıştı. Çevrede hararetli bir fısıltı ve kısık hıçkırıklar duyuluyordu. Yanımda biri kadın gibi hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Ben de, ben de, Teğmen Gerasimov yırtılan bir sesle ve bir dakika sustu. Ama arkasından kendine hakim oldu, sakinleşerek devam etti. Benim yanaklarımdan da gözyaşları akıyor ve rüzgarda donuyorlardı. Birisi hafif sesle internasyoneli söylemeye başladı. Biz ince, gıcırdayan seslerle devam ettik. Nöbetçiler üzerimize makineliler ve otomatik tüfeklerle ateş açtılar. Bir yat komutu çınladı. Vücudumu kara gömmüş yatıyor, bir bebek gibi ağlıyordum. Ama bunlar yalnız sevinç gözyaşları değil, aynı zamanda halkımıza olan gururumuzun gözyaşlarıydı. Faşistler, silahsız, açlıktan güçsüz düşmüş olan bizleri öldürebilir, işkence edebilir ama cesaretimizi kıramazlardı. Ve hiçbir zamanda kıramayacaklar. Öylesine çatmadılar. Hemen söyleyeyim bunu. Teğmen Gerasimov'un öyküsünü o akşam sonuna kadar dinleyemedim. Onu acele birlik karargahına çağırdılar. Ama birkaç gün sonra yeniden karşılaştık. Zeminliğin içi küf ve çam reçinesi kokuyordu. Teğmen, büzülmüş, parmakları kenetlenmiş, iri, salkıma benzeyen ellerini dizlerine koymuş, bir sıranın üstünde oturuyorduk. Ona bakarken öyle, parmaklarını kenetleyerek oturmaya, saatlerce susmaya ve ağır, kısır düşüncelere dalmaya orada savaş esirleri kampında alıştığını düşündüm ister istemez. Kaçmayı nasıl başardığımı mı soruyorsunuz? Hemen anlatayım. Bir gece top seslerini duyuşumuzdan hemen sonra bizi tahkimat işlerinde çalışmaya gönderdiler. Ayazların yerini buzların çözmesi almıştı. Yağmurlar yağıyordu. Kamptan kuzey yönüne sürdüler bizi. Gene başlangıçtaki şeyler oluyordu. Güçsüz kalmış insanlar düşüyor ve vurularak bırakılıyorlardı yol üstünde. Assubay birisini yürürken yerden donmuş bir patates aldığı için vurdu. Bir patates tarlasından geçiyorduk. Milliyeti Ukraynalı olan Gonçar adında bir başçavuş bu lanet olası patatesi almış, saklamak istemişti. Assubay fark etmişti. Tek kelime söylemeden Gonçar'a yaklaştı ve ensesine ateş etti. Yürüyüş kolunu durdurdular, sıraya dizdiler. Assubay elini çevreye geniş geniş açarak, ''Bütün bunlar Alman devletinin malıdır.'' dedi. ''İçinizden kendi kendine bir şey alan herkes öldürülecektir.'' İçinden geçtiğimiz bir köyde kadınlar bizi görünce, ekmek parçaları közde pişmiş patates atmaya başladılar. Birkaç kişiye bir şeyler kapmak nasip oldu. Geri kalanlar alamadılar. Muhafızlar pencerelere ateş açtılar. Bize de daha hızlı yürümemizi emrettiler. Ama küçük çocuklar, o korkusuz şeyler, birkaç mahalle öne çıkıyorlardı koşarak. Doğrudan yolun üstüne ekmek koyuyorlardı. Biz dağılıyorduk. Bana iri, haşlanmış bir patates düşmüştü. Yanımdakiyle yarı yarıya bölüştük. Kabuğuyla yedik. Hayatımda ondan daha lezzetli patates yemedim ben. Tahkimat bir ormanın içinde yapılıyordu. Almanlar muhafızların sayısını önemli ölçüde arttırdılar. Bize birer kürek dağıttılar. Hayır, onların tahkimatını yapmak değil, yıkmak istiyordum. Daha o gün akşamdan önce kararımı verdim. Kazdığımız çukurdan çıktım, küreği sol elime aldım, muhafıza yaklaştım. Bundan önce geri kalan Almanların çukurun başında bulunduklarını ve bizim gruba bakan diğer muhafızlardan kimsenin yakında olmadığını görmüştüm. Küreğim kırıldı. İşte bakın, diye homurdandım askere yaklaşarak. Bir an için kafamda gücüm yetmediği ve ilk vuruşta yıkamadığım takdirde mahvolduğum düşüncesi çaktı. Nöbetçi yüzümün ifadesinde bir şey fark etmişti anlaşılan. Bir omuz hareketiyle otomatik tüfeğinin kayışını indirdi. O zaman küreyi suratına indirdim. Kafasına vuramamıştım, miğferi vardı. Gücüm her şeye rağmen yetmiş, Alman bağırmadan sırt üstü yuvarlanmıştı. Elimde otomatik bir tüfekle üç şerit vardı. Koşuyordum. Ve o zaman anladım koşamadığımı. Gücüm yoktu. Hepsi bu. Durakladım. Bir soluk aldım. Yeniden seyirtmeye başladım. Pendeğin arkasında orman daha sıktı. Oraya varmaya çalışıyordum ben. Kaç kere düştüğümü, kalktığımı ve gene düştüğümü hatırlamıyorum artık. Ama her dakika biraz daha uzaklaşıyordum. Arkadan uzak otomatik tüfek takırtıları ve bir çığlık duyulduğu zaman ben hıçkırarak, yorgunluktan tıkanarak tepenin öbür yanından sık ormanın içinde ilerlemeye çalışıyordum. Şimdi beni yakalamak kolay değildi. Alacak aranlık yaklaşıyordu. Ama Almanlar izimi bulup da yaklaşmış olsalar yalnızca son kurşunu kendime saklardım. Bu düşünce beni yüreklendirdi ve daha sessiz, daha ihtiyatlı yürümeye başladım. Geceyi ormanda geçirdim. Yarım kilometre ilerimde bir köy vardı. Ama ben Almanlara çatmaktan korkuyor, oraya gitmeye çekiniyordum. Ertesi gün partizanlar buldu beni. İki hafta kadar onların zeminliğinde yattım. Gücümü kuvvetimi topladım. Kaputaslarımdan kampta bir yolunu bulup diktiğim parti kimliğimi göstermeme rağmen baştan biraz kuşkuyla davrandılar bana. Sonra ben onların eylemlerine katılmaya başlayınca bana karşı davranışları birden değişti. Öldürdüğüm faşistlerin hesabını tutmaya daha oradayken başladım. Bugün de özenle sürdürüyorum ve bu sayı yavaş yavaş yüze yaklaşıyor. Ocak ayında partizanlar beni cephe attığının bu yanına geçirdiler. Bir ay kadar hastanede yattım. Omzumdaki mermi parçasını çıkardılar. Kamplarda kaptığım romatizmayı ve geri kalan bütün illetleri de savaştan sonra tedavi ettireceğim. Hastaneden beni eve, hava değişimine yolladılar. Evde bir hafta kaldım. Daha fazla duramadım. Canım sıkılmıştı. Her şey buradaydı. Ne denirse densin, benim yerim sonuna kadar burada. Zeminliğin girişinde vedalaştık. Teğmen Gerasimov, parlak güneş ışığıyla yıkanan dar orman patikasına dalgın dalgın bakarak konuşuyordu. Savaşmanın da, nefret etmenin de, sevmenin de gerçeğini öğrendik. Savaş gibi bir bileği taşında tüm duygular mükemmel bileniyor. Sevgi ve nefret hiç de yan yana koyulacak şeyler değil gibidir. Bilir misiniz, aynı arabaya atla ürkek ala geyik koşulmaz derler. Ama biz koştuk işte, güzelce de çekiyorlar. Yurduma ve bana yaptıkları her şeyden ötürü faşistlerden müthiş nefret ediyorum. Aynı zamanda halkımı bütün yüreğimle seviyor, onun faşist boyunduruğu altında inlemesini istemiyorum.'' İşte beni ve de hepimizi böylesine bir hırsla dövüşmeye zorlayan bu ve işte gene eylemde canlanan bu iki duygu bizi zafere ulaştıracak. Ve yurt sevgisinin yüreklerimizde yaşamasına, bu yürekler çarptıkça yaşayacak olmasına rağmen nefreti her zaman süngülerimizin ucunda taşıyacağız. Eğer bu biraz dolambaçlı olduysa özür dilerim. Ama ben böyle düşünüyorum.'' Teğmen Gerasimo sözlerini böyle bitirdi. Tanışıklığımız süresince ilk kez olarak yalın ve sevimli bir çocuk gülümsemesiyle gülümsedi. Bense ilk kez olarak bu yaşadığı yokluklarla budanmış ama hala bir meşe gibi güçlü ve sağlam 33 yaşındaki Temen'in şakaklarının kırlıktan göz kamaştıracak kadar beyaz olduğunu fark ettim. Büyük acılarla edinilen bu kırlık o denli temizdi ki, Teğmenin kepine yapışan beyaz örümcek ağa şakağına vardığı yerde görünmez oluyordu. Ne kadar uğraştımsa seçemedim onu. Son